Normal koşullarda insan canlısının merakını geliştirmeye ihtiyaç yok. İnsan dünyaya bebek merak duygusuyla geliyor. Yani bütün memeliler bulundukları çevreyi kontrol edip kendini güvende hissettikçe o sınırları genişletme eğilimindeler. İnsan yavrusu da bu özelliğe sahip. Bu özelliği biz zaman içinde törpülüyoruz. Yani merak ve yaratıcılık ve eleştirel düşünce üçü zaten el ele giden özellikler. İnsan merak ederse e, yaratıcılığını geliştirebilir. Yaratıcılığını daha iyi ileriye götürmek için de var olana dönük bir eleştirel yaklaşım getirmesi yani sorgulaması gerekir. Ve bir çözüm üretmesi gerekir. Yapılan araştırmalar var. 4-5 yaşındaki çocuklara bir ataçı veriyorsunuz. 50'nin üzerinde, 100'e varan seçenek sunuyorlar size. Bununla ne yapılabilir? Uçuk, kaçık ama 100'e yakın seçenek sunan var 50 civarındaki yani bu dahi sınırında. Bu çocuklar okula başladıkları zaman e, ikinci yılın sonunda e, 12-14 yaşına geldikleri zamanda da 4 ile 8'e iniyor. Yani eğitim sistemi çocukların yaratıcılığını sistematik olarak e, sınırlayan bir işlev taşıyor. Birincisi burada. İkincisi merakı e, engelleyen önemli faktörlerden biri e, özellikle annelerin ama tabii anne-baba diye e, birlikte alalım çocukları engelleyici, sınırlayıcı tutumları. Ne gibi? Çocuğun yaptığına yapma, yapmadığına da yap diyerek sürekli olarak kendi seçeneklerini ve alternatiflerini sunması çocuğa kendi seçenek ve alternatifleri konusunda tercih yapma imkanını ona bırakmaması. Çok basit yani bir tatil köyüne giderseniz veya anne babaların çocuklarıyla beraber oldukları toplu bir ortama giderseniz bunu çok net olarak görürsünüz. Yani çocuk bir şey yiyorsa anne baba onu yeme diyordur. Çocuğun yemediğine de ye diyordur. Müthiş bir müdahale var. Ve bu müdahale çocukları gerçekte hayat karşısında güçsüz bırakıyor. Yetersiz bırakıyor. Bunun sonunda çocuklar hayattaki değerlerini başarıyla tanımlıyorlar. Başarılı olurlarsa iyi ve değerli olacaklarına inanıyorlar. Ancak diğer taraftan şurası muhakkak ki başarısızlık hayatın en doğal parçasıdır. Her insan başarısız olur. Şimdi başarısızlığın öcü gibi gösterildiği bir ortamda, başarısızlığın değersizlik, zayıflık, yetersizlik gibi gösterildiği bir ortamda insanların yeni şeyler deneme şansı ve fırsatı da kalmıyor. O zaman ne oluyor? Güvende ve garanti olanda kalmayı tercih ediyor. Yetişkinlik dönemlerinde de insanlar, o zaman da işte ne marka yaratmak, ne katma değeri yüksek ürün yaratmak gibi ülke ekonomisini de derinden ilgilendiren, etkileyen sonuçlar çıkıyor ortaya. Şimdi e, sınır dediğimiz zaman ortaya disiplin çıkıyor. E, disiplin bizim kültürümüzde çok tercih edilen bir kavram değil. Yani şu anlamda disiplinli hoca, disiplinli komutan, disiplinli yönetici dendiği zaman genellikle zorlayan, baskı uygulayan, birlikte çalıştığı insanlara hayatı zorlaştıran bir insan olarak, zehir eden bir insan olarak ele alınır. Halbuki ben Alman eğitimi ve terbiyesi aldım. İstanbul Erkek Lisesi'nde okudum. Hazırlık sınıfının ikinci veya üçüncü haftasında öğrendim ki disiplin tutarlılıktır hedeflerde, ilkelerde, performans kriterlerinde tutarlılıktır. Dolayısıyla tutarlılık dediğimiz zaman doğal olarak sınırlar giriyor işin içine. Yani her, her, alanın bir sınırı var. Şimdi burada belki felsefi olabilir ama Platon diyor ki insanın üç ruhu var. Aristo'da diyor ki ruhun üç yansıması var. Nedir bunlar? Öfke gücü, arzu gücü ve düşünce gücü. Burada mesele ifratla tefrit arasında itidali bulmak. İfrat çok fazla, tefrit çok az, itidali de orta nokta. Şimdi arzu gücünün itidali iffet. Düşünce gücünün itidali hikmet. Yani doğru yargı, hakikati görebilmek. Geriye ne kalıyor? Öfke gücü. Saldırganlıkla korkunun itidali de cesaret. Bütün bunlar da erdem. Erdem'i temsil eden kelime de adalet. Zaten Allah'ın isimlerinden bir tanesinin esma olması da sebebi bu. Çünkü adalet de eşitlik e, duygusunun insan bilincindeki karşılığıdır. Bu bağlamda ele alırsak, işte cesaret nerede? Ee, yani korkmak insanca bir duygudur bir kere. Mesele korkuyorum diyecek kadar yürekli olmaktadır. Cesaret nereye gidiyor? Yani korkusuzluk korku insanın canını, malını, itibarını korur. Şimdi işte ifratla tefrit arasında yani dengede nerede duracağını, nerede ilerleyeceğini bilmektir. Ve bu olgun insan olmayı gerektirir. Bu olgunluk sadece düşünce düzeyinde değil, kendini bilmek düzeyinde bir olgunluktur. Çünkü insanlar sahip oldukları özellikleri erdem kabul ederler. Normali kendi duruşlarıdır. Hani ben burada en sık kullandığım konuşmayı seven bir insan, sosyalliği yüksek olan bir insan, birle on arasındaki bir ölçekte 7'de duruyorsa 9'da duranı geveze, 4'te e, duranı da e, pısırık olarak görür. Halbuki 4'te duran 7'de duranı daha dayanılmaz bulur. Yani herkes kendi sahip olduğu özellikten çıkarak normali tanımlar. Kendi normalinin insana sağladığı avantajları insan bilir. Ama aynı özelliğin kaybettirdiklerini çok kere bilmez. Onun için farkındalık önemli. Benim özelliğime göre ben atılgan bir insanımdır ama her zaman iyi değildir diyebilmek önemli. Yani işte burada itidal burada çıkıyor ortaya.